söylemese daha iyi. Şimdi böyle dediğin zaman kafa karıştırıyor. Derdi kazanmışsın ya. Bırak tamam. Taraftar şeyin mutluluğunu yaşasın bunun. Gereksiz işler. Ya da bulunduğu durumdan bu arada çok bugün mutlu değil ya. 19 Temmuz'du Emre. Evet, bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü. Yani çok güzel bir gün geçti baksana. Fenerbahçe yani, çıkıyor. Bütün Vodafone iyi istatistikler Park'ta. Hepsini mahvoldu bir sene yaşadık ya. Bütün iyi istatistikler gitti Fenerbahçe adına. Yani. Son 10 yılın en kötü derecesi 7. Evet. Son 10 sezonun en kötü derecesi. Geçen yıl kaçıncı bitirdin? 6. 22 sene sonra Trabzon'a yenildin. 20 sene sonra Galatasaray'a yenildin. Ya bu maç esasen var ya, sezonun da özetiydi bana göre. Şimdi ilk yarı 14 tane rakip ceza sahası içinde topla buluşuyor Fenerbahçe. Rekor. 4 tane Beşiktaş buluşuyor. 13 tane şut atıyor. 13 tane şut atıyor. Ondan sonra 14 atmış. Yani rakip 3 tane atıyor. O da rekor. Ama üretkenlik, son pas, final paslarındaki sıkıntı, son vuruştaki final kalite buluşuyor. Eksikliği. Bütün sezonun finaliydi bu. Fenerbahçe'nin nerede, neden burada olduğunu anlatıyor. Fenerbahçe'nin hücum attığı, mesela şampiyon oldu Ersun Yanal en son senesi nedir? Yani hücum oyuncuları veya 10 numara oynuyorsa Emre bir performans oyuncusudur değil mi? Çoğu insan ya kombini aldım onlar için alır. Sol, Vebo, Kite ve Menike. Şimdi iki tane çizgi oyuncusu santrofor özelliği olan hem Kite hem de öbür tarafta da Musa Sov oynuyordu. Emenike, Vebo giriyordu. Yeri geldi 4-2-4. Yani 4-4-2 değil, 4-2-4'de önde kalıyorlardı, öyle oynuyorlardı. Ve de o performans oyuncuları attığı gollerle takımı şampiyon yaptılar. Hepsi iki haneli skora değil mi yaklaşık sezonu bitirdiler. Evet. Şimdi büyük takımlarda şampiyon olacaksan mutlaka tabii yalnız atan tutan değil. Yani takım organizasyonu da önemli ama Fenerbahçe'de o sene özellikle ön grup hücumcular çok iyi iş yaptı. Şimdi bu sene işte al. Ya bu kadar iyi oynadın, 23. dakika hem bir de eksik kalıyorsun. Neredeyse tek kale oynuyorsun Beşiktaş'a karşı. Evet. Ama üretemiyorsun. Son vuruş becerin, final paslarındaki sıkıntı bütün sezonunda özeti oldu bu maç. Vedat'ın kırmızı kartını herhalde tartışacak bir şey yok elbette. Tabii. Biraz sonra tekrar konuşacağız da. Vedat da büyük ihtimalle son Fenerbahçe formasıyla son maçını oynadı. Öyle mi diyorsun? Yani önümüzdeki sene gitmesi muhtemel. Bir numara önümüzdeki hafta Rize maçı vardı. Ya Vedat Muriç kalitesinde o ayarda bir oyuncunun görmemesi gereken bir kat ve gördüğü yerde orta sahanın hangi durumda olduğunu gösteriyor. Esasında Fenerbahçe'nin formu. Girip top almaya çalışıyor onlarda. Ender niye görüyor biliyor musun? Hep söylüyorum. Özellikle pandemi sonrası, hatta o kötü gittiğinde Fenerbahçe'nin döneminde ikinci devre, Vedat Muriç bedenen sahada akıl olarak transferde. Kafası karışık transferde ama beden olarak Vedat Muriç oynuyor. Bu niye? Vedat Muriç performansı ilk devreydi. Devre arası transfer haberleri çıktı. İtalya yok, Premier Lig vesaire, Serie A bilmem ne. Bir baktın bir de araya pandemi süreci de girdi. Ondan sonra ciddi anlamda da o düşüş geldi. Fiziksel değil, mental anlamında. Sivaslı Rıza Hoca bekliyormuş. Hemen gidelim Sivas'a. Evet, Sivasspor kendi sahasında Gençler Birliği'ni yendi. Hocam Avrupa yolda göründü, aslında Rıza Hocam'la birlikteyiz. Dördüncülük artık garanti. Maç hakkında neler söyleyeceksiniz? Avrupa yolculuğu hakkında neler düşünceleriniz? Şimdi her şeyden önce Başakşehir Kulübü'nü tebrik ediyorum. Şampiyonluklarını kutluyorum. Başta Göksel Başkan olmak üzere Okan Hoca'nın ve bütün futbolcularını tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Avrupa'da da çok başarılı olurlar. Bizim için bugünkü maç mutlaka bizim kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü kazandığımız takdirde ligi çok iyi bir yerde bitirecektik. Ve onda da gerçekten maçın başından sonuna kadar hem ilk yarı olsun hem ikinci yarısı çok iyi oynadık. Çok iyi pozisyonlarımız da vardı. Tabii ki biraz da stres de vardı. Yani çünkü berabere kalsan uzaklaşıyorsunuz. Onun için her ihtimali de düşünerek çok iyi oynadık. Yani iyi pozisyonlarımız vardı. Ve maalesef girdiğimiz pozisyonların çoğunu değerlendiremedik. Son paslara dikkat edemedik. Yoksa daha rahat, güzel bir maç olacaktı ama önemli olan kazanmaktı. Diğer taraftan da sezon olarak baktığımız zaman da Sivasspor bana göre şampiyonluk kadar değerli, güzel şeyler yapmıştır. Çünkü bu kadrosuyla, mütevazi kadrosuyla ve bugüne kadar da hakikaten oynadığımız çok güzel maçlarımız oldu. Bu son 8 maçımızda deplasmanda bir mağlubiyet almadık ama kendi sahamızda maalesef kaybettiğimiz maçlar oldu. Eğer o maçları
kazanabilseydik, eksiklerimiz olmasaydı kazanabilseydik o maçları şu anda bambaşka bir yerde olacaktık. Ama buna da şükür ben başta taraftar olmak üzere hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Çünkü bizimle mükemmel bir bütünleşmeleri vardı. Sayın Valimiz olsun, yönetimimiz olsun. Çok güzel bir uyum vardı ve iyi bir istikrar yakalayarak ligin son maçına kadar 3. sırada geldik. İnşallah kalan maçımızı da kazanıp ligi iyi bir yerde bitireceğiz. Peki Avrupa yolculuğu başlayacak Sivasspor için yeni transferler söz konusu mu hocam, kadroya neler düşünüyorsunuz? Tabii ki şimdi biliyorsunuz zaten artık gizlemeye veyahut da başka bir şey söylemeye gerek yok. 3 tane arkadaşımız zaten gidiyor bizim. Onların yerine mutlaka oyuncular almamız gerekiyor. Benim de sözleşmem bitiyor zaten, yönetimle görüşmemiz gerekiyor. Yönetimle tabii ki bazı şeyleri görüşeceğiz. Ona göre inşallah onlar da yapılırsa hem Avrupa'da hem Türkiye'de iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Ama öncelikle Göztepe maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Yani. Meclun Başkan biraz önce yine yayınımızdaydı. Dedi ki Rıza Hocamız bizi bırakmaz. Biz de Rıza Hocamızı bırakmayız. Devam ederiz. Transferlerde onunla birlikte konuşuruz dedi. Şimdi tabii ki ben bırakmak istemem. Yani kendi memleketim. Bir de Avrupa Kupalarına gidiyoruz. Orada da başarılı olmak istiyoruz. Benim sadece benim kulübüm burası. Daha önce de 3 yıl daha önce de çalıştım zaten. Ya ben bir kere takım başarılı olmasını istiyorum. Kendi memleketim olduğu için çok büyük bir sorumluluk alıyorum. Ve şu anda da alnımızın akıyla çıktık. Sezon bitti. Avrupa Kupalarına götürüyoruz Sivasspor'u. Ve şimdi bizim tek yapacağımız şey sizin söylediğiniz. Yani buraya transfer yapılması gerekiyor. Alacağımız oyuncuların da çok kaliteli oyuncular olması gerekiyor. Çünkü bizim çok kaliteli oyuncularımız ayrılıyor bizden. Onların yerine daha kaliteli oyuncular ve biraz daha fazla oyuncular almamız gerekiyor ki sıkıntı yaşamayalım. Eğer biz devre arası bütçemiz çok olsaydı, iyi bir bütçemiz olsaydı 3-4 tane iyi oyuncu alabilseydik biz belki de şampiyon olacaktık yani. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben sizleri teşekkür de tebrik ediyoruz. Sağ İnşallah olun. Avrupa'da da Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil edecek Sivasspor. İnşallah. Tek düşüncemiz o. Dediğim gibi önce şu Göztepe maçını bir bitirelim de. O önemli, çok önemli yani. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi başarılar. Akşamlar, sağ olun. Evet, Rıza Çalınbay hocamızla birlikteydik. Aspor'a konuk oldu diyelim. Biz söz tekrar İstanbul stüdyolarımıza bırakalım. Rıza Hoca'yı tebrik edelim. Demirgrup Sivasspor'da 60 puana geldi. Trabzonspor da tehdit ediyor. 62 puanda Trabzonspor. Önümüzdeki hafta Sivas, Demirgrup Sivasspor, Göztepe deplasmanında, Trabzon'da Kayseri deplasmanında. Rıza Hoca'yı tebrik etmek gerekir. Büyük iş çıkardı bu kadroyla. Çok büyük. Saygı duyulacak bir sezon geçirdi Rıza Çalınbay ve teknik ekibi. 15 tane oyuncu aldı ya sezon başı. Gittiğinde yani, komple bir takım kurdu. Yani muazzam iş yaptı bu sene. Yani Okan Buruk'u da tebrik ettik zaten az önce. Evet, evet. Okan Buruk da çok iyi sezon geçirdi Rıza Çalınbay'la. Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu'nun da açıklaması var. Sayın Bakan yine Başakşehir Futbol Kulübü'nü kutluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde malum önce son 16 turu revanş maçı var. Orada da yollarına devam ettikleri için gelecek yıl içinde Şampiyonlar Ligi'nde başarı dileyen bir mesaj Sayın Kasapoğlu'ndan bu şekilde Cumhurbaşkanımızdan sonra. Evet, şimdi birazdan reklama gideceğim ama derbiden de biraz derbiye pencere açıp oradan da konuşmak istiyorum. Gelişmeler oldukça röportajlar gelecek daha. Diğer noktalardaki arkadaşlarım da röportajları taşıyacaklar. Görüntüleri de paylaşabiliriz. Şimdi Emre, Fenerbahçe için son 10 yılın en kötü derecesi dedik. Beşiktaş az önce Burak bir öz eleştiri yapıyor. Diyor ki hani kötü bir sezon geçirdik. Sergen Hoca geldikten sonra da iyi maçlar var. İnişli çıkışlı grafikler de var ama çok başarılı maçlar da var. Bir yandan maddi sorunlarla boğuşuluyor. Galatasaray yarışın dışında. Şimdi bakıyoruz şu görüntü içinde üç büyüklerin ilk 3 sırada olmadığı bir görüntü. Trabzonspor orada 4. büyük olarak kendine bir yer buldu ama işte Başakşehir 6. şampiyon oldu. Yeni bir takım şeyler ama geçenlerde söyledik. Yani yukarıda takımlar birikmiyor şeyler, seviyeler. Aşağıda seviyeler aşağı doğru iniyor. Yani şöyle olsa bu Süper Lig'in kalitesinin arttığını işaret edecek. Yani alttan takımlar çok iyi geldi. Çok üst seviyeye çıktı işler de işte büyükler düştü falan. Öyle değil ki, aşağıya doğru geliyor seviye.
Böyle bir görüntü yani var. Sivas yukarıda, Alanya yukarıda. İyi oynayan takımlarımız da var. Yani Sivas, Alanya, Başakşehir. Başakşehir'de bu bölüm bölüm iyi maçlar çıkar.